Şöyle öncelikle size kolaylıklar diliyorum. Çünkü programdaki herkesi hem yakından tanıyorum hem çok ayrı ayrı seviyorum. Ve sizleri tanıdığım kadarıyla bütün analizlerinizi rasyonel durumlar üzerine yapıyorsunuz. Rasyonel koşullar üzerine yapıyorsunuz ama karşımızda son derece büyük bir irrasyonel hal var. Dolayısıyla sizin de işinizin zor olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Yani bu sorunun yanıtını ararken. Öte yandan toplum tarafına baktığımızda artık ülkede büyük sorunlar varken birçok alanda işte adalette, eğitimde, dış politikada dahil olmak üzere birçok alanda sorunlar varken toplumun tek bir konsantrasyon alanı olduğunu görüyoruz. Bu konsantrasyon alanı ise ekonomi. O kadar büyük bir konsantrasyon ki bu 2 hafta içerisinde yapmış olduğumuz 2 başka araştırmada Grafiği bir birinde %70 sorun olarak bulduğumuz ekonomi yanıtını henüz daha 2 hafta sonra yaptığımızda %75'e çıkmış. hemen grafiğini gösterebiliyoruz. Biz hazırlandık. Elimizde var mesela o grafik. Hatta Şubat ayında yaptığınızda da daha da düşmüş. Arkadaşlar Türkiye'nin sorunu diye bir grafiğimiz var. Onu da burada. Yani sizin yaptığınız araştırmaya göre 70, Ocak'ta %7, yani Ocak'ta %70 ekonomi diyor, değil mi? Sonra bir Evet. %63'e geriliyor Şubat'ta. O kurun bir miktar kontrol altına alındığı dönem ama enflasyon devam ediyor. Tabii değil aslında. Orada farklı bir neden var. Zamlı maaşların yattığı dönem. Zamlı maaşlar ilk ele geçtiğinde küçük bir şey, rahatlama yaratıyor dikkat ederseniz. Tabii asgari ücret %50 az değil. Memurlar da zamlarını aldılar, emekliler de aldılar. Bir arada bir şey kısa bir müjdeli dönem gibi geçti. Şimdi buradaki temel sorun şu. Zaten Ocak ayında biz üzerine çalıştığımızda da 2 senaryonun olma ihtimalini görüyorduk. Bunlardan bir tanesi asgari ücret artışı ile birlikte diğer reel ücretlerin de yukarı yönlü hareketi ve bu ücretler işte döviz kurunun tutulması vesaire bir iyimser iklime dönüşebilir. Birinci senaryo ama zayıf senaryo buydu. İkinci senaryo ise bu kadar büyük artışa rağmen hala sorununun çözülmediği gibi sorunun büyüdüğünü gören seçmen de büyük bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Daha güçlü olan ikinci senaryo çalışmış olarak görünüyor toplum üzerinde. Ve bu da aslında toplumun bu kadar büyük bir ücret artışı almasına rağmen temel sorunu olan hayat pahalılığı sorunu çözemediğiyle yüzleştiğini gösteriyor. Şimdi önümüzdeki aylarda muhtemelen daha da büyük oranlarla karşılaşacağız. Çünkü gidiş o yönde. Yani sizin benden çok daha iyi analiz edeceğiniz üzere ekonomide herhangi bir iyileşme olasılığı yakın gelecek için çok olasılık değil. Bu nedenle bu tutumunda devam edeceğini düşünüyoruz. Hayat pahalı meselesinde şu an ekrana verdiğiniz grafik bence toplumun içinde bulunduğu durumu, ruh halini ve belki de beklentisini en iyi açıklayan sonuçlardan bir tanesi. Artık toplumun ezici çoğunluğu için hayat pahalılığı ya bir kere oldu, geldi, geçecek vesaire aşamasından çıkmış. Artık hayat pahalılığını kalıcı bir sorun olarak görüyor toplum. Tabii bunun yarattığı bekleyişler, bunun yarattığı seçmen davranışları elbette ki başka bir durum karşımıza çıkaracak. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin %49,7'si de hayat pahalılığı vardır ve kalıcı bir sorundur diyor, değil mi? Yani bu da enteresan. Artık yani iktidar partisinin seçmeni de bunu bir sorun olarak kabullenmiş, özümsemiş. Ek de yapayım. MHP'de bu Ve oran 68,6'ya geliyor. MHP'de de 68. şimdi ve bu bunu şu açıdan da desteklemek gerektiğine inanıyorum. AKP seçmeni aidiyet duygusunun en yüksek olduğu seçmen grubu. Üstelik bu seçmen grubu bir önceki seçimde baz almış olsak da görece çekirdeğe göre gerilemiş bir seçmenin düşüncesini ifade ediyor. İkincisi MHP ise ideolojik bağlılığı en yüksek seçmen gruplarından bir tanesi. Burada da gördüğünüz üzere %60'ın üzerinde bir ayrışma var. Ek yapayım yanına. MHP seçmeni MHP üst yönetimin açıkladığı herhangi bir konuda yaklaşık %40'ı konudan bağımsız olarak üst yönetimden farklı görüş açıklıyor. Yani de facto %40'lık bir grubunu sadece işte hayat pahalılığı gibi, enflasyon gibi, geçim sıkıntısı gibi somut ve tartışmaya kapalı sonuçlardan değil, diğer tartışmaya açık sonuçlarda bile
partisinin görüşünden ayrışan bir tutum gösteriyor %40'ı MHP'nin. Şöyle teyit etmek için tabanda, bir soru soracağım da affedersin. Şimdi bu az önceki veriler bize şunu söylüyor değil mi? 2018 seçiminde AKP %42 oy almıştı. Bunun yarısı %20-21 kadarı artık diyor durum böyle diyor. Yine aynı şekilde MHP'de de %11 kadar bir oyu vardı. Oradan da gelen %8. Yani toplarsak %30'a yakın aslında 2018'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oy vermiş seçmenin böyle bir görüşü var. Doğru mudur? Son derece doğrudur. Bu analiziniz henüz daha çok uzun olmayan bir süre önce Cumhurbaşkanlığı için desteklemiş seçmen grubunun artık anlamlı bir bölümü bu konuda net bir ayrışma içerisinde. Çünkü bakın şöyle, mesela her ekonomik krizin yarattığı belli sonuçlar var. Kiminde mesela ciddi bir istihdam kaybı oluşabiliyor vesaire. Burada daha çok yaşam maliyeti üzerinden giden bir kriz karşımızda. Ve bu yaşam maliyeti o kadar dar bir zamanda, o kadar büyük bir sıçramalar yaşadı ki, mesela Mart ayında yaptığımız ölçümlerde bir önceki aya göre satın alma gücünüzde bir değişme var mı sorusunda yine ezici bir çoğunluk evet azalma var yanıtını veriyor. Bakın sadece bir ay için sorulan soruda. Sadece bir ay içerisinde gözle görülür, elle tutulur bir satın alma gücünde kayıp yaşıyor toplum. Şimdi üstelik benden daha iyi analiz edeceğinize eminim ama size de bir pas açmış olayım. Şimdi ikinci talep ne? Bir kere daha asgari ücret artışı olsun. İhtiyaç mı? %100. Buna hiçbir itirazım yok. Fakat bir kere daha geldiğinde ne olacak? Bir kere daha enflasyonu yukarıya doğru itmiş olacak. Dolayısıyla öyle bir sarmala girdi ki toplum, tam da bu nedenle aslında hayat pahalılığı kalıcıdır yanıtını veriyor. Ve sizlerin de çeşitli vesilelerle ifade ettiği gibi aslında bir kere daha şununla yüzleşiyoruz ki topluma yoksula içinde bulunduğu yoksulluğu, işsize içinde bulunduğu işsizliği anlatmaya gerek yok. Çünkü zaten tüm boyutlarıyla, tüm gerçekliğiyle yaşıyor ve ne olduğunun da tamamen farkında. Bu ekonomik koşulların seçmenin oy verme davranışı üzerinde nasıl etkisi olacağı konusunda şeyler muhtelif, görüşler muhtelif. İşte bir kısım araştırmacılar diyor ki evet ekonominin bir önemi var. Tabii onun dereceleri vardır da bir kısımda diyor ki değerler daha önemli. Türkiye gibi ülkede işte güçlü lider etrafında hala Tayyip Erdoğan'ın böyle bir etkisi var. Ya da mesela geçen hafta mı, önceki hafta mı ne konuştuk yine bu Ukrayna meselesinde Türkiye'nin arabuluculuk yapıyor olmasının hemen AKP'nin oylarında 2-3 puan. Yani vatandaş bu kadar ekonomik cenderenin içindeyken, altında ezilmişken orada bir arabuluculuk yapıyor olması Türkiye'nin bu kadar etkiliyor mu? Ben bunu sormak istiyorum zaten. Tabii. Şimdi öncelikle izniniz olursa bir kişisel sorumluluğu yerine getireyim. İktidarla aynı veya farklı görüşte olmaktan bağımsız, ki benim görüşüm hiçbir zaman saklama ihtiyacı hissetmediğimi bilirsiniz. Bundan bağımsız barış için atılan her adım tek başına bir kıymete sahiptir. Yani mutlak değeri bizim için esastır o adımın. Kimin veya ne taraftan geldiğinin bir önemi yoktur. Bu açıdan ben o süreci desteklediğimi ifade edeyim. Yani barış için atılan her adımın bir destekçisi aynı zamanda. Bununla birlikte seçmen tarafındaki etkisine gelecek olur isek durum anlatıldığı gibi değil. Bir özellikle muhalif kesimde AKP'nin attığı her adımı olduğundan daha büyük yorumlayan bir grup var. Bunlar sıklıkla muhalefete olan inançsızlığını analiz edeyim derken iktidara olan bakışını abartarak ifade eden gruplardan oluşuyor. Ve AKP'nin attığı her adımı evet gördünüz çok büyük bir adım yaptı. Şimdi bütün iklim değişiyor diye bakıyorlar. Bunun en iyi örneğini biz hafızam yanılmıyorsa 21 Aralık gecesiydi. O gece yaptı işte kur korumalı mevduat açıklaması vesaire. Ardından gelen asgari ücret, sanırım hemen öncesiydi pardon, asgari ücret açıklaması. Evet görüyorsunuz AKP bütün sorunu çözdü seçmeniyle. Şimdi sıçramaya geçti. Hatta buna dair araştırmalar da yayınlandı. Bir anda oyunun fırladığına dair. Özellikle o dönemde yaptığımız ölçümlerde bunun en ufak bir izine rastlamadık. Bir sıçrama, bir hatta tam tersi bence iktidarın aldığı siyasal risk seçmenin teveccühünden daha fazlasını hak ediyordu dönemsel olarak açıkçası. Yani bir
ifade edildiği gibi sıçrama olsa da o düzeyde şaşırtmazdı beni. Çünkü bir iktidar için anlamlı iki risk almıştı iktidar. Ama seçmende bir karşılık buldu mu yanıt kocaman bir hayır. Şimdi bugün de aynı şekilde bu tutumunda seçmende yarattığı en ufak bir değişiklik olmadığı gibi en başta en temel gösterge Erdoğan'ın görev onayında 1.05 puan kadar daha gerilemeye rastlıyoruz. Hatta 0 ve 0.7 arasında bir oranda bir gerilemeye rastlıyoruz. Dolayısıyla konuyu tek başına sorarsanız ki sorduk. Seçmen önemsiyor. Bu çok önemli bir adım diyor bu adım. Ama diğer taraftan bakın mesela bu çok önemli olarak gördüğü adım Erdoğan'a veya Cumhur İttifakı'na desteğe dönüşüyor mu? Yanıt hayır. Şu an ekrana verdiğiniz grafik geçen sene Ocak ayından bu yana görev onayını gösteriyor Erdoğan. Gördüğünüz üzere 28-1, 28-2 diye devam eden görev onayı Nisan ayının başı itibariyle 27.5'e gelmiş durumda. Dolayısıyla bir savaşın ilerleyişine dair iktidarın yürüttüğü hamleler, yani durdurmak için yürüttüğü hamleler içeride bir kamuoyu desteği yaratabilmiş mi sorusunun yanıtı hayır açıkçası.